Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu hafta siyasete ara verdik. Neden? Çünkü çok daha önemli konular vardı. Bu hafta çünkü memleket meselesi dedik. Memleketin en büyük meselelerinden biri de yıllarca aslında bu anı bekledik biz. Şelaleler şehri Ordu olsun artık ismimiz dedik. Evet, bu ismi de koyacak olan hocamız bu akşam konuğumuz. İyi ki geldiler. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş öncelikle bulduk. Hoş bulduk. Bu akşam şelalelere konuşacağız. Ordu'yu evet, konuşacağız. Şelaleler Şehri Ordu projesini konuşacağız. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve bu heyecanı hissettiğimiz zaman bizim de bu konudaki motivasyonumuz çok daha fazla artıyor. Evet diyoruz. Biz demek ki karşılığı olan bir süreç içerisine girmişiz. Ve daha yüksek bir motivasyon sahibi oluyoruz. Güzel şeyler yapabilmek için. Evet. Hocam şöyle yaptığınız şeylerin güzel olduğunu gördük ve dedik ki bunu bir sohbete dönüştürebilir miyiz dedik. İftar sonrası da burada çay sohbeti yapalım istedik. Evet. Arkadaşlar da bizi seyrederek sohbetimize ortak olacaklar. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, TV, Sinema bölüm başkanımız Profesör Doktor Mehmet Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Aslında yolda gelirken sordum. Ne güzel dedim, ağramayan başınızı niye ağrıttınız? Şelaleler şehri Ordu. Nereden icap ediyor hocam? Başlayalım mı böyle? Ya şimdi bu bir anda olmuş bir mesele değil. Açık söylemek gerekirse biraz süreç, biraz zaman, biraz gözlem. Meseleleri takip ettik. Özellikle şu pandemi iklimi bazı konularda bizi biraz daha hızlandırdı. Bir kere dedik nefes almamız lazım. Nefes almamız lazım. Hakikaten insanlar artık tedbir yorgunu oldu. Ha şuna inanıyoruz. El birliğiyle biz bu sürecin üstesinden geleceğiz. Yani bu konuda tamam vaka sayıları biraz yüksek vesaire ama bu ciddi bir uluslararası bir kriz atlatacağız. Atlatacağız buna inanıyoruz. Ama bu süreçte bu virüsle ilgili mücadelemiz kadar işin psikolojik boyutuyla ilgili de dikkatli olmamız gerekiyor. Birbirimizi motive etmemiz gerekiyor. Hakikaten büyük özlem duyuyoruz değil mi? Büyüklerimize özlem duyuyoruz. Evet. Çocuklar artık hakikaten çok bunaldılar. Evet biz online eğitim, çevrimiçi eğitim süreçlerinde iyi bir noktada olsak da kolay şeyler değil bunlar. Evet. Değerli bir öğretim üyesi arkadaşımın bir tabiri var. Zoom yorgunu olduk. Hepimiz Zoom yorgunu olduk. Düşünsenize yani saatlerce küçücük bir kareden bak 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 anlat anlat. Açıkçası bu bizim için hakikaten yorucu. Bir nefes alalım istedik. Yoğun gündem arasında bir nefes alalım istedik. Bizim istişare ettiğimiz lisansüstü gruplarımız var. Şimdi biz medya alanında akademik faaliyetler gösteren insanlar olarak bir araya geliriz, tartışırız. Gündemde ne var? Efendim insanların ilgisi ne yönde? Bunları otururuz, değerlendiririz. Ne yapılabilir? Sorun alanları neler? Değerlendiririz. Çok da güzel fikirler çıkar. Benim şöyle bir yanım var. Bu popüler kültür dediğimiz meseleyi de ben çok dışarıda bırakmam. Yani hani akademik elitist bir tarafı vardı. Yani, aman onlara bakmayalım. Hayır böyle bir şey yok. Eğer bu meseleler geniş kitleleri ilgilendiriyorsa değil mi? İnsanlar atıyorum işte bir yönüyle de o konuya belki gireceğiz. Magazin programları izleniyor. Evet. İzleniyor. Yani şimdi bu 7'den 70'e herkes şey boyutu tartışılır. Başka daha iyi alternatifler vardı da mı onları izlemedik falan. Bunlar ayrı bizim medyandaki tartışma, akademik tartışma konularımız ama izleniyor. İzleniyorsa bunları bizim de en azından fikir sahibi olmamız lazım. Yani küçümsemek, dışarıda bırakmak gibi şansımız yok. Bunlarla ilgili mesela son zamanlarda o konular şimdi açılacaktır. Şöyle bir şey geldi bana. Bir, iki çok fazla duymaya başladım. Ya bazı magazin programları var. Evet. Bu magazin programlarında efendim ordulu filanca, ordulu falanca ile ilgili böyle bir takım gündemler oluşturuluyor. Bu gündemler olumsuz gündemler. Olumsuz gündemleri ben hani bir polemik konusu almak açısından da mevzuat açısından değerlendiriyorum. Şimdi bizim 6112 sayılı radyo televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanun var. Bu kanunun yayın hizmetleriyle ilgili 3. bölüm 8.1.f'de şu ifade vardır. Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlak ilkelerine,
ve ailenin korunması ilkelerine aykırı olamaz. Şimdi bu tanımlanan duruma zıt tablolar içerisinde orduluları görmek anladığım kadarıyla üzdü, üzüyor. Evet. Ha bu şimdi bu konuyla ilgili de tabii şöyle sosyal medya mecralarında artık öyle ya, bazı ifadeler çok fazla paylaşılıyor, yorumlar geliyor, değerlendirme. İşte var böyle şey. Ya tamam, olabilir. Olabilir ama bir, bazı şeyleri bu kadar fazla alenileştirmek, evet, normalleştirme gibi bir kodluyor değil mi tehlike. Hocam? Ya şöyle oluyor. Tamam, vardır. Birincisi, ordulu, Malatyalı, Kayserili, İstanbullu, neyse İzmirli bir yerli olmakla oradaki olumsuz fiilin, özellikle tanım yapmak istemiyorum, olumsuz fiil diyelim, arasında bir bağ yok ki. Şimdi böyle bir bağ kurmak ve bu bağ ısrarla, ha burada ısrar çerçeveleme anlamında doğal olarak oluyor. Bu bir yerli olma meselesini kullanma amacı da yayıncının daha olayı gerçek bir konuma getirebilmek. Yani işte biz böyle bir hikaye kurgulamıyoruz. Aslında bütün hikayeler teknik anlamda kurgusal. Yani televizyon haberlerinin bile kurgusallığından bahsediyoruz. Evet. Bunlar dediğim gibi biraz artık işte iletişim felsefesi, haber felsefesi boyutu oluyor. Kafada şişir miyim? Televizyon da ayrı bir birim ama zaten değil mi hocam? Tabii kurgu. Sonuçta evet. Yani kurgu çok evet, farklı çok önemli, anlamlar üreten. Evet. Ve dedim ya, bir televizyon haberi en az bir televizyon dizisi kadar kurgusaldır. Yani işte siz süreçler içerisindesiniz. Birçok gündem konusu vardır. Birçok konu vardır daha doğrusu. Editöryel toplanırsınız. O konulardan bir tanesini işte Ahmet Bey siz buraya gidin dersiniz. Şimdi o konu niye seçildi? Evet. Şimdi kurgu buradan başlıyor. Şu konu değil de bu konu niye seçildi? Siz şimdi gidersiniz o konuya. Sizin ama bir bakış açınız var değil mi? Bu bakış açısı kanalın bakış açısıyla da beraber sizin belli bir ideoloji dediğimiz dünya görüşünüz var. Siz o konuyu Mehmet'ten, Hasan'dan, Ayşe'den, Fatma'dan farklı bir bakış açısıyla görürsünüz. Bu şekilde işlersiniz. Dolayısıyla filtreler ve bir seçim süreci üzerinde haberi siz inşa ediyorsunuz, kurguluyorsunuz. Son derece kurgusal. Bu yönüyle bu programların da bu boyutuyla kurgusal, bir haber gibi kurgusal olduğunu biliyoruz. Çerçeveleme noktasında belli bir işte memleket, ordulu, işte şu bulu dediğiniz zaman o çerçeveleme noktasında, ve bu da çok olumsuz, birkaç defa böyle üst üste anladığım kadarıyla son dönemde de son aylarda evet, çok fazla üst üste gelmiş bu. Böyle de bir rahatsızlık, bana bunu birçok yerde dile getirdiler. Ben de incelemelerimde evet bunu gördüm. İlk resmi açıklamayı da siz yaptınız. Evet, değil mi hocam? Yani tabii aslında oradaki ifade ya, ilk akademik açıklama diyelim. Yani evet, sonuçta resmi bir açıklama yapacak şöyle şey. Şöyle hocam, burada aslında sözünüzü kesmek değil. Estağfurullah. Şunu da eklemek istiyorum. Bugün işim çok kolay olacak. Çünkü bizim üstadımız burada. Estağfurullah. Çünkü estağfurullah, artık alanın uç hocamız teşekkür burada. Teveccühünüz. O yüzden soru sorma gibi bir derdimiz yok. Çünkü Rahat, hocam rahat. Yani... Teveccühünüz, sağ olun. Sağ olun. Bizim... Sizin gözünüze baktığımız zaman ne sormak istediğimizi veya izleyicinin ne duymak istediğini gayet iyi bildiğiniz için bugün işimiz çok kolay Evet, olacak. sağ olun. Hocam niye ordu? Peki o konuya aslında gelecektim ben ama önce şelalelere konuşacaktık. Sonra o konuya ben değinmek istiyordum ama. Şimdi magazin programları magazin açısından programları mı? Neden hep ordu ön plana çıkıyor son günlerde? Yani oradaki arka planda bu bir rastlantı mıdır? Yani rastlantıdır diyoruz artık. Hani şimdi o konuda niyet okuyamıyorum. Okumak istemiyorum. Yani bir akademisyen olarak yani, niye izlenen bir program? Evet, izleniyor evet, da. Evet, evet, evet. Yani Evet. Özellikle neden ordu olduğu konusunda da açıkçası fikrimiz de yok. Hocam iyi yayınlar, mesajlar gelmiş. Sağ birazdan olsun. Onları okumak isterim size. Sağ olsun. Biz hala asıl almak istediğim cevap şuydu. Neden Şelaleler Şehri Ordu niyeti evet, çıktı yola? Nereden çok çıktı çok bu karar? Yani hanımefendiyle evde otururken ya gel biz şelaleleri tanıtalım diye değil mi? çıktı. Şimdi işte tam bu sayıkla motivasyonlardan bahsediyoruz ya, bir pandemi meselesi. Evet. Yani bu süreçte nefes alalım. İki, işte bu konuyla ilgili olumsuz imaj meselesi gelince, şimdi o zaman arkadaşlar dedim, olumsuz imajı dile getirmek bile, yani şu an biz aslında bu konuyu tekrar konuşarak olumsuz çerçeveyle
onu çoğaltıyoruz. Haberi olmayanlar bilecek ki al al ordu ile ilgili olmuş, ne konuşulmuş, ay bakalım falan. Yine arttırmış oluyoruz biz aslında. Dedim ki biz bunu kökten çözelim. Biz bunu yok kabul edelim. Yok kabul edelim. Ordumuzun güzellikleri var. Biz güzelliklerini gündeme taşıyalım. Çünkü gündem de inşa edilebilir bir şey. Yani imaj dediğimiz şey olumlu ya da olumlu imaj ne olduğundan ziyade nasıl gösterildiğiyle biçimlendirilen bir şey. Biz bunu dedik güzelliklerimizle biçimlendirelim. Eşsiz bir tabiat değeri var burada. Ya bu zamana kadar şunu da yine belirtmek istiyorum. Öyle hani bir takım şeylere girişince ya zaten de vardı, zaten de yapılmıştı falan filan şeyler de olur. Biz kesinlikle kabul ediyoruz. Geçmişte de bu konuda değerli çalışmalar olmuş, girişimler. Hani Şelaleler Şehri Ordu konseptini ilk biz ekip olarak bulmuş değiliz. Var, örnekleri de var. Geçmişte de yapılmış. Olacak çünkü şelale orada vardı. Şelale yüzyıllardır vardı orada. Tabii. Kamu kuruluşu işte valiliğinde çalışma olmuş, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün olmuş, belediyeleri, büyükşehirin olmuş, belediyelerin olmuş. Vatandaşla öyle ilgili gidiyorlar. Hakikaten güzellik böyle nefes kesiliyor, insanı çekiyor, paylaşıyor. İşte diyor Şelaleler Şehri burası falan. Zaten bunlar bizi bu anlamda motive etti. Hadi gelin dedim o zaman. Biz gündemi olumluya çevirelim. Yani şelalelerimizle gündemde yer alalım. Peki bizim şelalelerimizin özelliği ne? Bizim şelalelerimizin şöyle bir özelliği var. Sayısı fazla. Yani bir bölgede yayılmış çok fazla sayıda şelale var. Orada resmi bir rakam var mı hocam şelaleler konusunda? Orada resmi bir rakam teknik olarak olamıyor. Yani orada şimdi, da işte şu kadar şelalemiz var diyebileceğiniz bir rakam. Şöyle söyleyeyim. Şimdi 4000 civarı dereden bahsediliyor. Şelale, dere. Dere var şimdi. 4000 derenin her birinde bir şelale olsa. Aynen bu öyle. İşin şeyi. Şimdi bildiğimiz... Mutlaka vardır. Yüksek rakam bir su vardır yani bir yerde. Şimdi bildiğimiz bizim ilk etapta sayın desek şöyle 20 tane ismi olan, ismiyle, cismiyle bazı şeyleri de yani tam ismi yok falanca derenin şelalesi olmuş oluyor. Fakat o derede 2 tane şelale, 3 tane şelale olabiliyor. Bu anlamda bir şey yok ama ismiyle cismiyle sayabileceğimiz işte ben de bakıyorum son zamanlarda 15, 20, 30 hadi 40 çıkarabiliyoruz bunları. Fakat 150 tane evet hani şelale konumu bu, ulaşımı bu denebilecek şelale var. Başka envanter çalışmaları da var. Biz hedefimiz bundan sonra bunları biraz daha toparlayıp bir şelale envanterini kataloglamak, şöyle kataloglamak ama kastettiğimiz şu kategorili bir kataloglama destinasyonlara göre ayıracağız. Şimdi bazıları kamunun çok daha çabuk ulaşabileceği, etrafı yapılı ama bazıları da ki öyle kalması lazım. Orada da bir parantez açacağım şimdi. Daha butik, özel amaçlı mesela foto safariler ya da başkaca sportif faaliyetler. Şelale sporları var mesela. Efendim, sportif faaliyetlere ayrılacak, onlara has. Yani o doğal güzelliği çok da böyle ilan edip tahrip etmek de istemiyoruz. Öyle bir endişe de var. Ki hani belli doğal güzelliklerde bu da yaşandı falan, isim almayayım yine falanca yer. Bir anda ilgi odağı alıyor. Ondan sonra güzelliğini kaybetmeye başlıyor. Çünkü oraya etrafa başka hizmetler konmaya başlıyor. Betonlaşmaya başlıyor falan filan yani. Şimdi bu konuda da hassasiyetimiz var. Özellikle bizim en çok korktuğumuz konulardan birisi olacak. Evet evet hemşehrilerimizden ben öyle görüyorum. Aman gelmeyin dokunmayın oraya falan. Gerçekten. Ya, ama yok doğru haklılar. Çok haklılar. Evet. Çok haklılar. Betonlaşma büyük bir sıkıntı. Hemen keşfedilince hayır. Yani biz mümkün mertebe önerimizde şey olacak. Yani sadece ahşap platformlar, halatlarla, halatlı ahşap merdivenlerle biraz daha spesifik bir grup bunları kategorileyelim. Yani bunları destinasyon olarak belirleyelim bir yandan. Yani projenin bir kolu. Yani bizim tabii burada tek amacımız böyle bir konsept içerisinde bunları kataloglamak, belirlemek, saptamak falan değil. Biz bununla gündeme gelmek istiyoruz. Yani şu olsun. Üçüncü bir boyutu, evet ben onu da belirteyim. Turizmci değilim ama bu faaliyetler medya dolayımıyla olan faaliyetler. Film etkili turizm dediğimiz bir fenomen var. İşte Kuzey Yıldızı dizisi. Evet. Dizinin anlatı yapısı, özelliği, içeriği akademik anlamda tartışılır. Nasıl niteliğiyle ilgili çok şey söylenebilir. Ama orduya tanıtım anlamında vermiş olduğu katkı çok büyük. Yani bunu
kabul etmemiz lazım. O destinasyonu kullanmakla, değil mi? Orduyu kullanmakla, ordu da geçmesiyle. Bu da bizim şey amaçlarımızdan aslında bir tanesi. Şimdi biz Şelaleler Şehri Ordu, Şemsiye bir isim. Bu şemsiye altında mesela bir film festivali düzenleyebiliriz. Çok önemli yönetmenleri buraya getirebiliriz. Bu destinasyonu tanıtabiliriz. Şimdi bazı gelişmeler oldu süreçle ilgili. Biz 4 Nisan'da projemize haydedik başlayalım. 4 Nisan özelliğini ordunun vilayet olarak kuruluşunun 100. yılı onuruna olsun istedik bunu. Olabildiğince ordu temasını vurgulamak istiyoruz Şelale ile birlikte. Buna başladığımızda önce ilk sosyal medya üzerinden götüreceğiz tabii. Çünkü pandemi bizim bazı planlamaları yapmamızı engelliyor ister istemez. Bilemiyoruz hani bir araya gelmek, insanları getirmek riskli. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden götürelim. İnsanlara nefes aldırmak diyoruz ya. Hoş bir anı olsun. Yani ne dedik işte şelaleler önündeki güzellikleri paylaşın. Hatta siz de teşekkür ederim. Evet ya çok mutlu olduk. Kadıncık Şelalesi diyeceğim. Evet, evet, buradan Kadıncık Şelalesi gerçekten Ulubeyliler bilir, ordular da bilir. Ama Kadıncık Şelalesi'ni çok önemsiyorum. Evet, çok evet. Keyif aldım ve sevdiğim bir şelale. Kesinlikle. Evet. Şimdi oradan mesela bir TBT paylaştınız. Hı. Ne oldu? Bir etkileşim. Amacımız zaten konuşturmak. İşte bunlar konuşsun, konuşulan şeyler de gündem olsun. Öyle oluyor zaten. Mesela ilerleme etabı bu. Şimdi yine bir başka çalışmamız var. Güzel bir filtre çalışması. Şelaleleri size getiriyoruz biçiminde. Tamamlanacak belli konular lisanslanması lazım. Bir arkadaşımız var uğraşıyor onunla ilgili. Şimdi 3 tane arka fonla buna giriyoruz. Güzel de bir alan derinliği var. Selfie çekip bu şekilde bir paylaşım. Hazırlık yapıyoruz. Yani yeni sezonda pandemi koşulları kontrol altına alındığında hareketimiz serbestleştiğinde olacak. Tutar mı tutar hep bence. Beraber, evet. Hep beraber burada buluşacağız. Yine öncelikli olan bir şey var. Şimdi şunu tabii belirtmek lazım. Biz belli bir nabız yokladık. Hakikaten güzel geri bildirimler aldık. Bizi bu çok mutlu ediyor, çok cesaretlendiriyor. Aynen devam edelim diyoruz. Demek ki güzel bir şey yapıyoruz diyoruz. Evet. Mutlu oluyoruz. Biz heyecanlandık hocam. Çok açıkçası teşekkür ederim. Heyecanlandık. Yani bu böyle karşılıklı, bu viral bir şey yani. Aynen bize de geçiyor. Hatta şöyle ben sesli düşündüm. Acaba dedim bu süreç ordunun markalaşmasında önemli bir rol oynayacak kesin. Acaba dedim başrol oynayacak mı? Çünkü şöyle hocam bizim bunu üzülerek söylüyoruz. Ordumuzun gelirken de aslında ucundan dokunduk konuya. Bir kimliği yok. Ne yazık ki bu şehrin bir kimliği yok. Hiç kimse kendini kandırmasın. Aslında yetkililer belki bana kızacak. Çünkü evet kimlik çalışması yapıldı. Bu şehre bir kimlik oluşturulmaya çalıştı. Ne demek istediğimizi biraz daha açıklayalım. Bu şehir bir sanayi şehri midir hocam? Değil. Değildir. Hatta burada hemen bir kimliğe kavuşturabiliriz bu şehri. Sanayi şehri değilse tarım şehri diyebiliriz. Bence tarım şehri de değil. Çünkü çok amatör tarım yapılıyor bizim şehrimizde. Tarım şehri değilse turizm şehri diyebiliriz. Ama bugün turizm deyince Ege Akdeniz akıllara geliyor. Bu sefer hemen turizmin işte kollarını ayırıyoruz. İşte yayla turizmi, ekolojik turizm dediğimiz turizm. Evet bu tutar diyoruz. Çünkü tutar, ordu evet. İşte yaylalarıyla, işte dereleriyle ün kazanmış. İşte yaylasının türküsü var, derelerin türküsü var. Buradan yakalanabilir diyoruz. Çünkü gerçekten başka tutar dalımız yok. Yani üzülerek söylüyorum bunu ordulu arkadaşlarına da söyleyebilirim. Yabancı arkadaşlara söyleyemiyorum. Siz de ordulu olduğunuz için rahatlıkla söyleyebiliyorum ama ordunun gerçekten turizmden başka, hatta kırsal turizmden başka tutar dalı yok. Üzülerek söylüyorum. Çünkü bu şehirde çok şey yapılmak istendi. İsteriz ki 10 tane sahra olsun, 50 tane çamsan olsun. Yani hazırını elimize zor tutuyoruz, tutamıyoruz bile. O yüzden bu şehir ne sanayi şehri, ne öteki şehri, ne bu şehir turizm şehri olabilir. Orhan Vali kulakları çınlasın, Allah selamet versin. Turizm algısını orada başlatmaya çalıştı. Yani biraz daha kalmalıydı. Temennimiz o yöndeydi. Demek ki bu şehir tutulur, yani elle tutulur tek dalımız şu an turizm şehri ve kırsal turizm. Evet. Aslında şelale konusu da buradan yakalanabilir hocam. Çok güzel bir yerden girmişsiniz. Yani teşekkür ederim. Yani en azından biz orada, şimdi dediğim gibi ben turizm alanında bir akademisyen değilim. Ama medya faaliyetleriyle yürütülen bir saha olduğu için buz bir yönüyle alıyoruz ve dediğim gibi bizim temel meselemiz
Ordu hakkında olumlu bir imaj oluşturmak, olumlu konuşturmak, ulusal ve hatta belli bir planlamayla uluslararası gündeme getirmek. Bu bir markalaşma faaliyeti aslında bir yönüyle ve çıktısı da doğal olarak turizmin ekonomik getiri anlamında olacak. Hani diğer konularda evet çok değerli, çok güzel şeyler var. Şu eleştiri gelebilir. Ya hocam işte bula bula onu mu buldunuz? Ya ben bunu buldum. Hocam şimdi, en güzelini buldunuz. Teşekkür ederim. Hani başka şeyler de vardır. Evet, fındık da bir değerdir. Şimdi fındık çok önemli bir değer. Fakat fındık yeri geliyor biraz sıkıntılı bir konu olabilir. Tartışmalı bir konu olabilir. Evet, o anlamda söyleyeyim. Ben... Yani evet. Ya şimdi işte şelalenin polemik konusu olacak bir yanı yok. Ya doğal güzellik işte. Evet. Bizim dere büyük, sizin dere küçük olabilir. En yani büyük o da hepimizin deresi. Hepimizin. Yani netice itibariyle ben demin o rakamı sordunuz. Elimde envanterler falan da vardı. Ben şöyle söyleyeyim. 300 tane var aslında. 300 tane. Şelale tabii şelale var yani tespit edilmiş. Bazıları şey diyor, onlar dere hocam diyor, şelale değil, şelale değil ama yok yani şelale. Ses geliyorsa, eğer yanına gittiğin zaman bir dinlendiriyorsa, akış, bir akış düşüş varsa o şelaledir hocam. Waterfall, bir düşüş kesin şelaledir. Varsa şelaledir. Evet. Biz şimdi bunlar üzerine öleceğiz. Şimdi pazartesi günü belli bir noktaya getirdikten sonra projemizi Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e projeyi arz etmek üzere gittim, sağ olsun kabul ettiler. Çok çok bu konuyla ilgili pozitif bir tutum sergiledi. Hocam dedi, biz valilik olarak projenin arkasındayız. Ne güzel. Destekliyoruz. Kesinlikle beni bu çok mutlu etti. Kendisinin başka sosyal proje anlamında çalışmaları da var. Bu konuda zaten aşina. Önceki çalışmalarından da biliyorum. Ben de öyle bir cevap temenni ediyordum. Tabii her zaman her temenni olmuyor. Bu sefer olmasa bir ordulu olarak da beni gerçekten çok mutlu etti. Dolayısıyla işte İl Kültür Müdürümüzle de o süreçte temasımız oldu. DOKA ile yine aynı şekilde irtibatlarımız oldu. Sayın Valimiz bizim şimdi ilk etapta gerçekleştireceğimiz ulusal basından belli temsilcileri Ordu'da Şelale Mevsimi adı altında bir etkinlik dizisiyle getirmek istiyoruz. Sayın Valimiz de ilk önce bu etkinlik dizisinde onun himayesinde gerçekleştireceğiz. Ne güzel. Böylece bir kere ulusal gündeme oturtmak şelale olarak istiyoruz. Bir gidelim inşallah. Şelalelerimizle oturtmak istiyoruz. Hocam birkaç tane mesajımız var demiştik. Hı hı. Yeşil Mavi ismiyle yazmış. Fakat kim olduğunu biliyorsunuz. Sivil Toplum Hareketi Kadın Kolları Başkanı. Evet, evet. Siz de bu hareketin istişare kurulunda. İstişare kurulundasınız. Evet, evet. Bu bizim için de bir kazanım. Teşekkür ederim. Ben de bu örgütün genel sekreteri olmak evet, bize gurur verir. Evet. İyi yayınlar hocam demişler. Sivil Toplum Hareketi'ni de sormak istiyorum hocam. Bunu geçmeyeceğim ama mesaj birkaç tane daha var. Gülbahar Karahasan. İyi yayınlar Ahmet Bey. Mehmet hocamızı kutluyorum. Güzel bir projeyle gündemi değiştirdi. Mehmet hocamıza nice güzel projeler görmek, güzel projeler de görmek dileğiyle selam ve sevgilerimi sunuyorum demiş. Hı hı. Gülbahar Hanım'a da biz de selam gönderdik. Hı hı. Devrim Karanfil iyi yayınlar demiş. İlker Çorbacı selam, iyi yayınlar değerli hocam. Hoş geldiniz demek isterim demiş. İlker Çorbacı eklemiş. Her ilçenin sanat sokakları olması gerek. Ordu Taşbaşı, Menekşe Sokak, Ünye Burunucu ya da Kadılar Yokuşu. Bunu da dile getirirseniz sevinirim demiş. Markaşehir olma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Sıfır atık, sıfır sanat müzesi kurulmalı. Dünyada bir örneği olmayan, ikinci kez dünya vitrinine çıkacak olan Ünye demiş. Ünye tür santımız var. Burada bir kelime hatası yaptığı için ben de özür diliyorum kendisinden. Dünyada bu mesela coğrafyadan de yayılmalı. Dünyaya bu coğrafyadan yayılmalı demiş ve eklemiş. Şelalelere giden yollar, patikalar hazır değiller maalesef. Üntit Genel Sekreteri İlker Çorbacı sıfır atık sanatçısı demiş. Biz de İlker Çorbacı'ya selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderdik. Üntit. Şimdi evet, açılımı nedir evet, Üntit'in? İsteyelim az sonra yazacak herhalde. Üntit'in mesela, açılımı genel sekreteri. Şimdi şöyle şeyler de var. Yani yollar, patikalar hazır değil. Ya bazıları hazır olması mesele de bu değil. Yani biz dediğim gibi ona odaklanmıyoruz. Bunları kategorileyip o varlıkla bir kere bir gündeme gelelim. Yürüyelim ya değil mi tabii, hocam? Tabii tabii. Oradan düşelim yani yeri gelsin. Ya zaten mesele biraz da o. Yani biz çünkü bunlara yol patika, ya zaten yol patikası olanlar var.
Var. Bir de bu bizi hazırcı yapıyor mu hocam? Yani böyle yol olsun gidelim hiç yorulmayalım. Aslında şelaleye gidiyorsan bir terlemen lazım, düşmen lazım. Yani belki dizimizi kanatmamız lazım. Şimdi mesela bizim yine etkinliklerimiz de var. O Demir Sanat Sokağı ile ilgili vurgu yapan arkadaş. Hemen bu noktada güzel bir şey var. Ona girelim. Şimdi proje şöyle sorular geliyor. Hocam ya her şey yapıldı bitti mi falan. Hayır, bizim projemizde öğrenen organizasyon diye bir çalışma modeli var. Bir konsept ortaya koyuyoruz modelde. Ondan sonra biz bu konsepte paydaş olmak isteyen fikirleriyle, işte güzel fikirler, farklı farklı fikirler, biz her şeyi düşünemeyiz. Bu arada Ünye Turizm İşletmecileri Derneği'ymiş. Çok güzel, evet. Çok güzel. Çok, çok anlamlı bu öneriler. Biz bunları değerlendiriyoruz ve bu şemsiyenin içerisine belli etkinlikler olarak alıyoruz. Ama dediğim gibi bu isimle biz bunları gerçekleştirelim diyoruz. İşte Şelaleler Şehri Ordu, orada Şelale Mevsimi, Ulusal Medya Etabı. Efendim başka Şelale Avı Foto Safari mesela, böyle bir şey planlıyoruz. Hem güzel. Avı diyoruz ya bilinmeyenlere evet. De atıf yapmak için. Yine mesela çok güzel bir fikir geldi. Arkadaşlar paylaşıyorlar. Biz de bunları hemen ona göre dikkate alıp bir planlama içerisine dahil ediyoruz. Bu doğada sanat diye bir faaliyet var. Denge sanatı ne yapıyor? Mesela bu uluslararası çok değerli isimler ve bunların da şimdi sosyal medya bize çok ciddi avantajlar sağlıyor. Çok yüksek düzeyde takipçileri var bu isimlerin. Deniz kenarında, doğada, kumsalda böyle üst üste gelince ben iki tanesini ancak koyabilirim belki. Bunlar böyle 6, 7, 8, 10 taşı üst üste koyuyorlar ve dengede tutuyorlar. Çok ciddi bir şey. Sanatsal faaliyet. Mesela bunlar bu etkinlikle bir irtibatımız oldu. Şelalelerde biz bunları yaptırmak istiyoruz mesela. Ne güzel. Yani düşünseniz uluslararası bir isim. Örneğin geldi Çiseli Şelalesi'nin kenarında bir şey ve oradan da bir fotoğraf düşünün. Ve bunun uluslararası kamuoyuna servis edildiğini düşünün. Muazzam bir reklam, muazzam evet. Bir tanıtım fırsatı bizim için. Yani bu konsept üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Şunu ben bir kez daha ama söylemek istiyorum. Valiliğimiz, Kültür Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz çok değerli ekiplerle çok değerli işler yapıyorlar. Belli alanlarda ortak şeyler de yapılmış. Bizim burada amacımız bu tema üzerinden daha sürdürülebilir, daha sürdürülebilir, daha koordineli konsept fikri götürebilmek. Evet. Geri bildirimler doğrultusunda artık ilerler ya da ilerlemesini temenni ediyoruz ama. İlerleyecek diye düşünüyoruz. Yani çünkü evet, gerçekten sizlerin ordu, desteğiyle çok yani. Hocam Ordu'da az önce ifade ettiğimiz gibi aslında böyle bir beklenti vardı. Yani istek var daha doğrusu. Fakat ne yazık ki şu talihsiz hep yaşadık. Valiler belli bir dönemler oluyor. Siz aslında bir açık ifade edeyim şanssınız. Çünkü sayın valim gelir 3 sene, 2 sene veya 1 sene veya 5 sene kalır. Sonra görev yeri değişir veya görev süresi evet. Dolar. Gittiği zaman ne yazık ki o dediğiniz ya sürdürülebilir olması sürdürülebilir olmuyor. Yani orada kalıyor. Yani tabii devamlılığı bakış olmuyor. Açısı biraz evet orada yani birçok kurumda biraz kişilere kaim durumlar var. Yani onun bakış açısı öyle atıyor. Mesela bir tanesi geliyor ya diyor ben diyor bu şehirde diyor genel konuşuyorum. Evet. Sanayiye ağırlık vereyim diyor. Öbürü geliyor diyor ki ya sanayi olmaz diyor. Turizme bakalım diyor. Öbürü başka bir şey diyebiliyor. Evet. Yani birçok kurum için tam böyle. Tam bir şey başlayacakken, yani, algı oluşacakken değişebiliyor. Orada bir şey olmuyor. Yani her yiğidin bir de bir yoğurt yiyişi var şeklinde. En azından siz emekli olduğunuz zaman da bu şehre gelme durumunuz tabii, var ya. Memleketimiz var. Aynen. Emekli olduğunuz zaman biz sizi zaten boş bırakmıyoruz. Evet, hocam evet, şelale evet, deriz tabii, yani tabii, şey yaparız. Tabii, tabii, tabii. Bir de hocam aslında bu haftayı ben şundan önemsiyorum. Mesela siz değil de yani şelale konusu olmamış olsaydı, bak şelalenin bize kattığı güzellik. Şelale olmamış olsaydı biz bu akşam bir siyasi il temsilcimizle, bir siyasi partinin il başkanıyla konuşacaktık. İşte Erdoğan kötü diyecektik, işte öbürü kötü diyecektik, AK Parti iyi diyecektik, CHP kötü, bir şeyler diyecektik. Yani birilerini kötüleyecektik veya birilerini yani
taşlayacaktı. Birine de hakaret edecekti falan. Bir tartışma falan. Bir şey olacak yani. Evet. Zaten ülke gündemi bundan yoruldu. Evet, yani evet. Gerçekten yorulduk. Artık düşünsenize şu an gitti Kadıncık Şelalesi'ne. Oh çayı yapmışız orada. Şelalenin sesi. Ne kavga olur, ne gürültü, ne siyaset, ne tartışma. Benim şelalem uzun seninki aynı, kısa. Tartışması yok, yani. Şey yok. Yani sessiz, sakin, rahatlayacağız. Huzur, işte, huzur olacak. Yani bu açıdan bile aslında çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Aynen. Biliyor musunuz? Yani teşekkür hemen ederiz. Artılarını görmeye başladık yani bu haftadan itibaren. Değil mi? Gündeme gelmesiyle. Ha. Yani zaten aslında hani her şeyi bırakın. Hani belli hedefler var. Ulaşılmaz. Şu an bile, şu aşamada bile dediğiniz gibi üzerine konuşmak. Hatta şu bile hoşuma gidiyor. Ya hoca da tutmuş. Ya ne şelale. Tutacak başka bir şey bulamamış. Ya bunu demesi bile en azından bir konuda aynen. Algıyı değiştiriyor. Bu bile bu gündem. Yani ben böyle şeylere kızmam. O konular çok şeyimdir. Yani böyle bir şeyler söylerler falan filan. Hiç önemli değil. Yeter ki söylesinler, konuşsunlar o saygı çerçevesinde. Saygı çerçevesinde her türlü fikir. Ha bunun da güzel yanı her hepimizin üzerinde mutabık kalacağı. Evet. Bütün orduların herhangi bir efendim taraf, cephe, grup, parti ayrımı olmaksızın. Dört elle sarılacağına inandım. Ki buna ihtiyacımız yok mu hocam? Şu anki süreçte özellikle. Bizim bu uzlaşı alanlarına çok fazla ihtiyacımız var. Bunu ben şimdi siyasi iletişimci kimliğim var o kimlikle söylüyorum. Uzlaşmamız lazım yani. Barışmamız lazım. Bu anlamda bu çok yani bu konular, bu tip konular önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle bir akademisyensiniz. Evet yani bu şehirde az önce ifade ettiğiniz gibi bir bağlayıcılık. Kutuplaşmışız. Yani işte o siyasi parti, bu işte dinden, o şeyden falan. Ama dediğiniz gibi şu anki konuştuğumuz şey o kadar konuşmak, şelalen demek bile bir huzur veriyor hocam. Farkında mısınız? Bak şu an arkada o görüntü. Mesela evet, ben, ara ara bakıyorum. Evet, çok güzel. Şöyle Alev Hanım da zaman zaman değiştirirse seviniriz görüntülerimizi. Yani ha değiştirmiş. Az önce evet farklı bir görüntü vardı. Yani o bile bakmak bile huzur veriyor. Yani tartışacak bir tarafı yok. İşte bir polemik konusu değil. Hı. Yani bak az önce ifade ettik ama altını çizerek yine söylüyorum. Biz bu şu an burada olsak işte birilerinin günahına girecektik. Birilerine arkasından konuşacaktık. Ramazan ne güzel şeraleri konuştuk. Evet en güzel. Peki bu yazın mesela biz semaverimizi alsak Ünye'deki bir arkadaşa veya Ordu'daki bir arkadaşa nereye artık 3 aşağı 5 yukarı konunun içindesiniz zaten. Yani konuya vakıfsınız. Şimdi benim önümde listeler var. Bakın ben Ünye'de Keşköy'ü Kaynayan Şelalesi Kanyonu, Ortaköy Şelalesi, Saydere Şelalesi ve Ünye Kalealtı Şelalesi varmış. Hakan Bey de demiş ki ben şöyle söyleyeyim. Bir önceki mesajımızı da aslında ekleyeyim hocam. İlker Çorbacı, az önce Ünye Turizm İşletmeciler Derneği hocamı sergime davet etmek isterim demiş. Birbirimizle nasıl irtibata geçebiliriz diye bir sorusu var. Memnuniyetle. Hakan Bey de bizim TV52'nin Ünye temsilcisi. Ahmet Bey iyi yayınlar. Mehmet Hocam Ünye'mize hoş gelmişler. Sağ kendileri olsun. Çok değerli ve kıymetli bir çok öğretim görevlisidir. Evet asıl buradan itibaren az önceki söylediğinizle ilişkilendiriyorum. Ordu için güzel işler çıkarıyor inşallah. Bu şelaleler projesini en kısa sürede hayata geçirir. Memleketimizde keşfedilecek o kadar güzel şelaleler var ki inşallah tescillenirler Ünye için diyor. Ünye'de güzel şelalelerden bahsediyor. Var. Siz anlatırken eklemek istedim. Kataloglar var. Yani şimdi ben şöyle teşekkürlerimi de ileteyim. Bu Ordu İl Kültür Turizm Müdürümüzle ben Vali Bey'le görüştükten sonra Vali Bey'in desteğiyle birlikte Sayın Müdürümüz Uğur Toparlak'a da ziyaret ettim. O ciddi dokümanlar var. Adam da mücadele ediyor hocam ya. Uğur Toparlak. Evet, gerçekten evet, mücadele. Evet. Şehir yok, için, turizm için mücadele ediyor. Bana bakın hemen şube müdürlüğünden hocam beri. Hocam dedi bizim bu konudaki dedi bakın materyallerimiz bunlar falan filan. Görseller var. Efendim onlardan hemen birer nüsha çıkardı. Yani şunu da söyleyeceğim. Yani onların bu konular yayının başında söyledim ya. Hakikaten değerli çabalar var. Evet. Biz burada ne yapıyoruz? Dediğim gibi sürdürülebilir, derleyici, toplayıcı, tekrar gündeme getirici ve bunun üzerinden markalaştırıcı. Yoksa hakikaten yapılmış. Ben de şimdi oradan hatta paylaşıyorum. Ama biz şunu yapacağız. Yani ayrıca ekran yüzü sizler gibi böyle isimlerle buralara gideceğiz. Buraları işte tanıtacağız. Yani zaten bir buçuk yıllık bir şey öngörüyoruz.
proje, farklı farklı aktivitelerle, işte demin bahsettiğim. Mutlaka süreçle ilgili, bakın mesela bu yayından sonra da gelecektir. Hocam şöyle bir fikir var, hocam böyle bir fikir var. Sizler aracılığınız da olur. Bizim, ha onu söyleyeyim, iki tane mesela sosyal medya platformunda Selaller Sehri Ordu diye bulunuyoruz. Onlar sayfalar olarak. Oradan yazabilirler. Keşke şu an paylaşsaydık hocam sayfalarda. Tamam. Oradaki arkadaşlar da en azından izleme durumu olurdu. Instagram'da ve Facebook'ta. Facebook'ta sayfası var. Selaller Sehri Ordu. Hı hı. Instagram'da da yine aynı isimle şey hesabı var. Buralardan takip edebilir. Biz buralarda olabildiğince ben yetişmeye çalışıyorum. Ekipten çok değerli arkadaşlarım var. Onlar yetişmeye çalışıyorlar. Bir ekibiniz var değil mi hocam yani? Ekibimiz var. Yani bunlar ekip olmadan zaten olabilecek şeyler değil. Hani ben biraz bu işin yüzüyüm ama tabii arka planda değil ya. Güzel. Bizim böyle istişare ettiğimiz çok kıymetli ağırlıklı lisansüstü öğrencilerimiz ile yürütüyoruz meseleyi. Onlar var, sürekli fikirler veriyorlar. Hocam şöyle yapalım, hocam böyle yapalım falan. Yani biz de tabii belli noktalarda yani öncülük etmek, onların önünü açmak da istiyoruz. Evet, çok... Yani burada biz hem öğrencilerimize bir aslında uygulama yaptırıyoruz. Yani şu an yaptığımız bizim akademik bir faaliyet bir yandan da. Evet, bu bir aksiyon projesi ama yapmış olduğumuz akademik bir alanda faaliyet. Tabii tabii yani ben şimdi bir yani şey bir ya çok şükür Allah şunu nasip etti. Biz mesleğimizin akademik unvan olarak ordinaryusluk yok işte. Profesör olarak en üst şeydeyiz. Evet. Yani şu saatten sonra yani idari görev boyutu çok benim açımdan bir şey ifade etmiyor. Bu unvanı hani böyle tırnaklarımızla kazıya kazıya ve Allah da nasip etti. Aldık. Şimdi biz bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bu unvanların güzel tarafı şu. Daha fazla hizmet etmeye imkan sağlıyor. Çünkü Evet. bu yani akademik bir birikim, unvanlarla bu güç biraz daha artıyor ve bize daha fazla hizmet verme imkanı veriyor. Topluma daha fazla ön açma imkanı veriyor. Ve ben de bu cepheden bakıyorum işe. Aslında biraz bizim akademik dünyada iki yaklaşım tarzı vardır. Bir tanesi, ben çok çektim, öğrencim de asistanım da çeksin. Biz mesela bunun yapıyı da gördük. Yani akademik hayatımızda. Bir de ya biz çektik, onlar çekmesin, onların önünü açalım yaklaşım vardır. Hangisi daha doğru? Ben ikincisini kullanıyorum. Tabii doğruluğu tartışılır. Yani önünü açıp da ondan sonra başımıza dert olan aynen öyle. Olmuştur yani ondan sonra. Ama ben yine boynuz kulağa geçiyor mu hocam bazen? Geçsin. Ben boynuz kulağa geçmesinden yana şey dedim. Gerçi şu var. Boynuz kulağa geçmesindeki lafı. Geçen boynuz sonuçta işlevsel bir uzuv değil yani. O anlamda o geçme hiçbir şey ifade etmiyor. O lafı o yönüyle katılmıyorum da. Kulak kulağa geçsin yani. Hani evet. Geçsin ben isterim. Evet. Geçmezse zaten bir manası yok ki. Yani evet. Biz niye bu mesleği icra ediyoruz ki? Yani geçmeyecekse benim ayıbım bu. O da farklı bir bakış açısı. Yani evet. Ben öyle bakıyorum konuya. Evet. Hocam özür diliyorum, sık sık kesiyoruz. Yok, yok. Aslında hani izleyicimizle de irtibatı koparmamak tabii, adına ve İlker Çorbazcı az önce bir mesaj yazmıştı. Onun devamını okumadım size. Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Genel Sekreteri. Ünye Halk Eğitim Merkezi'nde hocam burada farklı bir projeden bahsediyor. Aslında güzel bir proje. Ünye Halk Eğitim Merkezi'nde atıklardan kentimizin kültürel miraslarını yapma projelerini uygulama dersleri veriyorum. Tekrar okuyacağım hocam burayı çünkü ilgimi çekti. Ünye Halk Eğitim Merkezi'nde atıklardan kentimizin kültürel miraslarını yapma projelerini uygulamalı derslerini veriyorum. Yaptığım sanatı geçen sene sıfır atık uluslararası fuarda 128 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bir platform kurucusu Profesör Doktor Mr. Paul Connick, dünyada bu sanatın bu alanda tek olduğunu gururla söyleyebilirim. Tüm çalışmalarım orada kültürel mirasları atıklardan yapmış olmamdır. Saygılarımla. İlker hocamla ben şimdi tanışmak istedim. Şimdi mesela şov atıklardan yapabilir. Anladım. Şehrin kültürel mirasını yaratıyorlar. İlgi çekici bir şimdi şey. Şimdi mesela ne olur? Orada bir yandan da o üretilen bir performans var ya. Atık malzeme ile atıyorum bir şelale, çiselin önüne geçeriz. Anlatabiliyor muyum? Orada o performans sergiler, ürünü ortaya koyar. Hem şelale ön plana çıkmış olur, hem de onun altında öyle bir aktiviteyle al size proje. Ya tabii işte onu söylüyorum. Yani onun için biz bunun hani her şeyini çatmadık. Bir çerçeveyi koyduk. Evet.
Yani mesele bundan ibaret. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Evet. Yani biz bu şekilde geliştiriyoruz. Bu bir organizma çünkü. Bu projeyi evet. Bakın şöyle hazırladık ama bu dediğim gibi canlı bir organizma. Hı hı. Yani burada mesela şelaleler var görseller olarak. Evet. O şelalelerin isimlerini bile yazmadım ben. Özellikle yazmadım. Neden hocam? Merak edilsin ve bunları biz yazacağız. Hmm. Biz dolduracağız. Tamam. Geleceğiz, bakacağız. İsim yazma yerleri boş zaten. Evet, özellikle evet. Yani yaptığımız çok şeyler güzel. Var. Özellikle. Ya işte bir insan kolay kolay profesör olmuyor. Sağ olun. İlker yani. Hocamla ben tanışmak isterim. Sizinle zaten irtibata geçecekmiş. Evet, geçmek istiyorlar. Çok mutlu sosyal medyadan da İlker Çorbacı'ya Mehmet Yılmaz yazarak aslında ulaşabilirler. Hatta benim sayfama baktıkları zaman son paylaştığım fotoğrafta Mehmet Hocam'ı etiketlemiştim. Oradan da Mehmet Yılmaz Hocam'ı iletişim kurulabilir. Şu evet çok özür dilerim. Bu sosyal medyayı medya alanında çalışan, sosyal medyada çalışırım. Şöyle söyleyeyim, benim doktoram zaten ağırlıklı olarak yeni medya üzerine. Yeni medyada siyasal iletişim, orada yurttaş tipolojilerini çıkardığım bir çalışmaydı 2008'de verdiğimde. Dolayısıyla sosyal medyayı ben aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Yani gerek proje ile ilgili hesaplardan, ki proje ilgili hesaplardan bu konuya ulaşırlarsa da rahat ulaşırlar. Ben de belirli periyotlarla takip ediyorum. Dediğim gibi ekip de izliyor. Ya da demin ifade ettiğiniz gibi yani sosyal medya sayfalarımdan benim de var. Twitter'da var, Instagram'da var. Instagram'da gerçi adım biraz şey, onu Polcom Doktor diye geçiyordu. Değiştirdim mi bilmiyorum. Political Communication Doktor kısaltılması. Hocam biraz ordu ilk öyle yereline inelim. Yok şey yani çünkü şelalelere gideceğiz, derelere, tepelere, köylere gideceğiz tabii, bundan sonra. Onu muhtemelen değiştirmiş olmam lazım. O ismi ilk çıktığında Instagram'da denemek amacıyla hadi dedim öyle alayım, biraz özel bir şey olsun. Mesleki kullanıyordum ben. Ama onu değiştirmem şimdi yine gerekiyor. Mesleki kullanacağız ama bu, evet atıyorum, daha farklı bir çiseli şelalesine gittiğim zaman veya kadıncık şelalesine gittiğim zaman işte Mehmet amca var orada ağza. İşte o Instagram hesabından bahsederseniz bizi oradan kovar. Anlamaz. Doğru. Evet. Doğal olarak ben de anlamıyorum. Şimdi onları değiştireceğim. Ama mesela Face de yine aynı şekilde. Oradan falan bana Messenger şeydir yani mesaj atabilirler, iletişim kurabilirler. Mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum ben. Zaten sosyal medya hayatımızın tam da içine girdi. Pandemiden sonra zaten birçok yönüyle ve birçok farklı boyutuyla da gördük, öğrendik. Bundan sonra da bu anlamda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Bir de hocam, evet orduyu önemsiyoruz, ülkemizi önemsiyoruz, memleketi önemsiyoruz. Her karış toprağımız çok önemli. Fakat sizin söylemlerinizi ben kayıt altına almak için aslında hani bugün programda bizi binlerce izlesin, on binlerce derdine değilim. Hocam hem sohbet edelim. En kötü şunu yapmak istemiştim. Yani hiç kimse olmadığı bir yerde işte kamerayı koyup o sohbeti kaydetmek istemiştim. Çünkü bu bahsettiğimiz artık dünya dijitalleşiyor ve dijital bir kayıta ihtiyacımız var bu tabii. Süreçte. Tabii. Ve bundan sonra da olacak. Çünkü şöyle biz bu şehir için ne yapabilir dert edinen insanlarız. Yani daha önce işte yöneticilerimiz diyeyim ya da vali beylerimiz gelir. İşte bir proje ortaya atar ve biz heyecanlanırız ve peşine düşeriz. Bakarız ki az önce ifade ettiğimiz gibi vali beyin görev süresi değişince proje de bitiyor ve biz enerjimiz düşüyor. Yani bunu birçok sefer denedik. Hadi tekrar heyecanlandık ve bu sohbeti kaydetmemizin amacı da bize lazım olacak. Gerçekten lazım olacak. Şöyle bu şehir için ne yapılabilir düşünürken Mehmet Hocam oradan tekrar bu yani şelaleyle ön plana çıkmış olması bizi hem heyecanlandırdı hem de bize cesaret verdi. Bu doğrultuda da elimizden ne geliyorsa yani ne yapılması gerekiyorsa elbette yapacağız. En kötü ihtimalle ne olur hocam? Yani bu proje en kötü ihtimalle düşer yani diyelim. En kötü ihtimalle ne olur? Buna sahip çıkılmaz. Biz tabii şu var yani şundan geri dönüşümüz yok. Biz dediğim gibi aldığımız destekler doğrultusunda ben belli bir fizibilite etüdü deniyor ona. Belli bir etüdü yapmadan bir işe girmem. Bu konuyla ilgili de belli nabızları yokladık ve noktada da doğru olduğumuzu görüyorum. Bir takım zaten ön görüşmelerimiz var. O ön görüşmeler doğrultusunda ki bakın şu an bile biz şelale temamızla ordu olarak yerel basını zaten önemli ölçüde hiç girmediğimiz
yerel basın gündemi kalmadı, ajandada varız. Özellikle de internet haber siteleri üzerinden ulusal basında şu an varız. Mesela arandığı zaman ilk sıralarda çıkacağız diye tahmin ediyorum. Bir de çok güzel bir şey. Yani bundan sonra da bu o demin bahsettim ya orada şelale mevsimi diye biz bunu Haziran başı gibi grup grup getirmeyi düşünüyoruz. İlk etapta belki bir 10 kişi olur ama sonrasında yıla yayıp orada da aslında her mevsim, her şelale mevsimi o noktada da şeyimiz yok. Ama dediğiniz gibi şu Haziran çok daha güzel. Tip karlar eriyor. Evet. Daha gür. Ve yeni yeşillenmeye başlıyor. Onun için haftaya da evet bir yeşillenmeye başlıyor. Evet. Daha şey olacak, canlanacak doğa. Gündeme gelecektir. Bunun dönüşleri mutlaka belli ölçüde olacaktır. Tabii biz bunu daha geniş kitlelere ulaşmasını isteriz. Gündemde daha fazla tutabilmek isteriz. Bununla ilgili elimizden geleni bu süreçte yapacağız. Ama dediğim gibi bundan sonra iş bizim paydaşlarımız. Paydaşımız kim? Siz, rejideki arkadaşlarım, orduyu sevenler, şimdi bizi izleyenler, bize mesaj atanlar, hepimiz. Eğer bu işe sahip çıkıp farklı fikirlerle birbirimizi doğru anlamak isteyerek, hani şey de olmasın ya ben bir şey önerdim işte dönülüp bakılmadı falan değil. Aklımızda ne var ne yok bir beyin fırtması biçiminde. Biz bu işe sahip çıkarsak bu işe sahip çıkılır. Çıkılacağına ben inancım yani bundan tam. Bundan sonra belli bir noktaya oturup belli bir seviye tuttururuz. Aslına bakarsanız mesela orada bir dönem yine turizm konusunda iyi bir noktadaydı. Evet. Pandemi de tabii genel anlamda bir problem ama bir dönem yine düşüşe geçti. Yani şimdi çok da şey konusu olmasını istemiyorum ama yani bu konuda da mesela ciddi bir talebi de hissettim ben. Yani hocam ya tekrar şu konuyu bir şey yapalım yani. Zaten iyice birçok konuda düştük. Moral anlamında. Evet. Yani şöyle bir daha güçlü yeni bir temayla gelelim falan. O da bizi bu anlamda motive etti. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Biz önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde şimdiden başladığımız üzere belli bir gündeme getiririz. Bundan sonra katılımlarla, desteklerle sürdürebilmeyi arzu ediyoruz. Ama sürdüremezsek işte ben süreceğine inanıyoruz. Çıktılarını alırım. En iyi ihtimalle hocam. En iyi ihtimalle. En iyi ihtimal. Nerede yani, oluruz? Zaten nedir projenin amacı? En iyi ihtimalle bir kere en iyi ihtimali söylüyorum. Uluslararası düzeyde Ordu Şelaleler Şehri biçiminde markalaşır. Bundan sonra Şelaleler Şehri Ordu olur burası. Tamam mı? Evet. Ve Türkiye'ye gelip Ordu'ya gitmediysen Türkiye'yi gezmemiş olursun duygusu. Ne tamam güzel. Mı? Bunu en iyisi bunu yerleştiririz. Bu böyle bu şekilde gider. Ne güzel. Yani en büyük en şey hedefimiz bu. Kaldı ki dediğim gibi sürdürülebilirlik açısından önemli. Mesela biz bir Şelaleler Şehri Ordu film festivali düzenlemek istiyoruz. Bu festivale sinema sempozyumunu, yönetmenler, televizyon program yapımcıları geldiğini düşünün. Destinasyonları görecekler. Burayla ilgili burada geçen mesela senaryolar kurgulanabilir. Süper. Bunların etkisini uzun vadede düşünebiliyor musunuz? Süper bir şey. Yani bunları hedefliyoruz. Bir yani. De ekleme gelmiş hocam. Sizin fikirlerinize bir ilave geldi. Adnan Sobi'den. Hı hı. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey demiş. Kıymetli konuğunuza sevgi ve selamlar. Sağ olsun. Bir önerim olacak. Hocamız ordumuzun enlerinin olduğu bir çalışma yaparlar mı? Yani ordu enleri, orduda bölgenin enleri, orada ülkemizin enleri oluşturan bir akademik çalışma nasıl olur? Yani orada şöyle ya hepimiz enleriyiz diyeyim. Yani ordunun en güzel şelalesi olabilir mesela. Olabilir yani en güzel ama hepsi ordu birbirinden güzel. Şimdi bunları nasıl ayıralım ki ya? Hepsi bizim şelalemiz ya. Yani burada, Adnan Sobi biraz daha farklı bir şey sormak istemiş midir acaba? Yani ordunun enleri, orada bölgenin enleri. O bir etkinlik olarak anladığım kadarıyla kastetmişti. Orada ülkemizin enleri. Enleri oluşturan bir akademik çalışma nasıl olur demiş. Mesela işte belki şimdi doğal güzellikle estetik meseleler. Yani hani en uzunu, en kısası, en şeyi somut olanlar söylenir ama onun dışında yani atıyorum bana Çavuşlar şelalesi güzel, öbürüne Ataköy güzel. Yani bunun bir şeyi yok ki, ölçeği evet. yok ki. Ya da enlerle ilgili işte bu belli kişilerle falan filan yapıldığı zaman hani en azından ben bir akademisyen olarak tabii böyle bir şeye girmem.
Yani burada bir şey olacak. Ama güzellikler üzerindeyse dediğim gibi şelalelerle ilgili bakılır. En şöyle şey, en yeşillikli şelale atıyorum falan. Evet. Yani en mavi şelale neyse bunlar tamam ama olabilir ama teşekkür ediyorum. Yani bizi şu an en azından bir fikir vermesi bile çok değerli. Evet. Yani çok hakikaten çok hocam, sizin fikirlerinizi evet değerli buluyor idik zaten. Bu akşam da çok iyi oldu bence. Evet, en azından kayıt altına almış tabii. olduk. Ya bellek, belleğe yazdık şimdi hem de bir yol haritası tabii. Noktasında benim için de Hı-hı. önemli oldu Hı-hı. şahsım adına. Siz aynı zamanda az önce ifade etmiştik sivil toplum Hı-hı. harekete istişare evet, kurulu. Hı-hı. Neler yapıyoruz hocam? Şu ana kadar size danıştık mı biz? Evet, ilk toplantımızı yapıp ondan sonra istişare yaptık tabii, değil tabii mi? Tabii tabii ilk istişaremizi yap danışıyorsunuz hocam. Evet. Biz de şimdi işi biliyoruz ama gidiyoruz profesöre danışıyoruz. Çok çok teşekkür evet, ediyorum. Çıtayı yüksek tuttuk hocam. Çok teşekkür ederim. Ya bakın aslında nasıl gidiyor hocam? Sivil Toplum Hareketi nasıl gidiyor? Enver Top nasıl gidiyor? Enerjisi nasıl? Enver Başkan Nazlı İsabetli nasıl gidiyor? Sağ olsun yok hepsi gerçekten bu konuda canlarını dişine takmışlar. Büyük bir sevdayla hep o Enver Başkan'ın bir şeyi var ya, amasız, fakatsız, lakinsiz. Evet. Onun Seviyorum adamı ya. O sloganla gayet başarılı olayı götürüyor. Şimdi burada tabii şu var. Yerli milli meselesi var ya. Evet. O şuuru önemsiyorum ben. Bir de bu kültürel bir efendim iktidar tesisi noktasında. Tamam. Önemli çaba göstermek gerekiyor. Evet. Bu anlamda ben sivil toplum hareketi oluşumunun yerli ve milli evet. projeler, fikirler üreteceği kanaatindeyim. Güzel çalışmalar var. Bir kere niyetler halis. Niyet halis olunca da akıbette hayır olacaktır mutlaka. Hatta şöyle şimdi yine o da çok mutlu etti beni geçen kulakları çınlasın. Enver Başkan yine bir şelaleden bir paylaşım yapmış bana oradan selam gösteriyor. Hocam Evet. bak değerlerimiz şelale. Evet. Çok mutlu oldum ya. Ne ya güzel bir diyorum şey. Ya hakikaten yapılan bir işin karşılığını görmek Bu bir bir de amacın şekilde hasıl olduğunu gösteriyor ya değil mi hocam? gayet tabii gayet Evet. tabii yani biz şu an dedim ya ya bir hafta hepi topu bir Bir haftadır. hafta aynen. Ben biraz da işte ekstra şimdi bizim e-derslerimiz de var. E-dersten çıkıyorum. Koştur koştur işte görüşmeler, istişareler, programlar. Dün işte tabii dün günleri de artık şey yapıyoruz. TRT Trabzon radyosundaydım. Cumartesi günü TRT Ankara radyosunda program var. İşte ondan önceki cuma işte Altaş'taydık. Sürekli böyle bir şeydeyiz. Koşturmadayız. Projeyi Aslında anlatıyoruz. hocam. Güzel fikir işte şu an sizdeyiz. Fikirleri alıyoruz falan. Biraz mutlu bir yorgunluk oluyor Belli bir tabii. zaman sonra biz Mehmet Yılmaz'a ulaşamayacağımız için şimdi Estağfurullah. yakalayalım dedik. Bana Çünkü siz artık TRT'lerde falan Estağfurullah iş yok yok. büyüyünce sizin yeriniz ayrı. Allah Ben razı her olsun. zaman için de şu o noktada Sağ şunu olun. söyleyeyim. Ulaşılabilen bir Baş tacısınız hocam. Teşekkür ederim. Hemşerinizim. En doğru tabir o. Hemşerinizim. Hiç o noktada ben elimden geldiğince hani şunu ama hakikaten belirteyim. Bazen yani insanız çok atlanabiliyor. Dediğim gibi bizim şimdi akademik faaliyetlerimiz de var. Atıyorum mesela işte doçentlik dosyası geliyor. Ben onu belli bir süre içerisinde okumak zorundayım. Evet. Sınavlar oluyor. Başka lisansüstü faaliyetlerimiz var. Yani zaman alan faaliyetler. Bir de şöyle bir şey. Hani fiziki olarak orada bulunmak yetmiyor. Biraz bir hani kafa mesaisi diyoruz ya. Evet. Biraz zihnin aktif olması gerekiyor falan. Bazı şeyleri işte dengelemekte insani anlamda hepimizin şey Evet. olacağı tarzda zorlanabiliyorum. O anlamda bazen böyle hani atlanabilir efendim hemen anında bir yanıt cevap olmayabilir ama hakikaten bütün hemşehrilerimiz bu projeye katkı vermek isteyen herkes bizim başımızın tacı. O konuda ne olur ben peşin peşin şimdi söylüyorum kayıt altına alıyoruz ya Evet. o konuda da bir kayıt altına alıp kimse ne alınsın ne kırılsın güzel bir şey yapmak istiyoruz ve bunu hep beraber Evet. hepimiziz sahibi bunun. Güzel bir şey oluyor hocam. Hı hı. Yolunuz açık olsun. Çok Güzel teşekkür olacak. ederim. Hatta ben İnşallah. gönüllü olarak çalışmaya talibim Aa, şimdiden. süper. Fakat Ekiptesiniz siz de. alanda yani Sahada şerelere olacağız. giderken sahada Tamam. ben Tamam. şimdiden talibim. Hı. Hocam çok güzel bir sohbet oldu. İftar sonrası bir çay Evet, evet, içelim evet, istedik. evet. Mehmet Yılmaz ne söylemek ister?
netice itibariyle? Bu kapsamda desteklere talibiz. Hep beraber ordumuzu bir şelaleleriyle marka haline getirelim. Ulusal ve uluslararası medyanın gündemine bu olumlu, eşsiz doğa güzelliğiyle taşıyalım. El birliğiyle bunu başaralım. Evet. Ülkemizi, evet, hatta şehrimizi öncelikle saçma ülke gündeminden, evet, kurtaralım. Saçma sapan magazin kurtaralım. Gündemlerden tabii, kurtarmış tabii, olalım. Kurtaralım. Kurtaralım. Bunlara kafa yoralım, bunları konuşalım. Fikir geliştirelim, önerilerde bulunalım birbirimize. Evet, az önce, meseleye sahip çıkalım. Az önce hocamın projesi beni gerçekten İlker Çorbacı heyecanlandırdı. Aslında değerlendirilebilir. Kendisiyle ben de tanışmak isteyeceğim. Ben şöyle kesinlikle İlker Çorbacı'nın o performansı ile ilgili mutlaka, evet, proje içerisinde bir şey gerçekleştirelim. Evet. Hatta şey yaparız, onu Ünye'den değil mi? Ünye'den. Evet. Ünye'deki bir şelale ile onu yaparız. Evet. Ünye'de yani, az önce Hakan Bey de bahsetmişti, hı-hı, şelalelerden. Çok güzel şelaleler var dedi. Keşfedilecek, hı-hı, güzel, hı-hı, şelaleler var. Hepsini bir kenara bırakalım. Bu konu bile, mesela İlker Bey'le oluşabilecek bu 3 aşağı 5 yukarı canlandırdım. Konu, hı-hı, bile heyecanlandırmaya yetti. Yani, hı-hı, dedik ya bu akşam amaç hasıl oldu. Evet. Her programda aslında üstüne bir tane daha katmış olabiliyoruz. Tabii tabii, tabii biz, bu da güzel bir şey. Bu konuda irtibatımızı kaybetmeyeceğiz. Evet. Siz kanalınızda olabilir. Dediğim gibi sosyal medya sayfalarımızdan olabilir. Şu an ekrandaki o performanslar mı? Evet, evet, evet. Aa, süper. Evet. Gerçekten süper. Ekrana verdi Alev Hanım. Hmm, çok güzel. Evet. Atıklardan yapmış hocam. Tabii şimdi atıklardan, doğru, kültürel değerler harika. Evet. Bu dediğim gibi bu üretim performansının belli bir noktasını bir şelale önünde de çekebiliriz. Ya da bir şelale önünde bunlardan oluşan bir sergi olabilir. Evet. Sergisini de mutlaka ziyaret etmek lazım aslında. Sebil Hanım konağı. Ünye'nin sembollerinden. Değil mi? Evet. Ya çok 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 değerli. Hocam sanatın bunlar. Aslında şey yok değil mi? Sınır yok yani. Sanatta sınır yok. Sanat zihni, dimağı en fazla besleyen ve hakikaten toplumların önünü açan en temel kavram. Yani sanata bizim çok ciddi ağırlık vermemiz lazım. Evet. Bakın sanat demin olan... dedim ya, kültür, sanat konusundaki iktidar tesis etme meselesi ancak o zaman bir şeyler çok daha kalıcı bir hale gelecek. Sanat, mesela şu şelalenin orada oturmuş olsak ne kavga olur, ne gürültü olur, ne tartışma olur. Hiç dünyanın bütün sıkıntıları unutulur huzur, yani. Huzur. Ve çok ihtiyacımız var huzura. Hocam, bizim de gerçekten böyle bir sohbete ihtiyacımız vardı. Çok teşekkür ederim. İyi oldu. Aynı şekilde. Ben de çok keyif aldım. İzleyiciler de o şekilde. Ama bu konuyu, evet, burada konuştuk, kapattık diye bir durum yok. Aslında burada konuştuk, evet, ve açtık. Bu süreci başlattık. Açılıyor, aynen, evet, öyle dedim ya, bir canlı organizma. Sürekli biz bunu yazıyoruz, geliştiriyoruz, el birliğiyle büyütüyoruz. Valla Özgür hocamın ifadesiyle, Özgür Engiyurt'un ifadesiyle Temmuz, Ağustos ayında artık virüs bizim yakamızı bırakacak. Eylül'de vallahi tamamen rahatlayacağız. Ben de, evet, Özgür hocama da selamlar olsun. En son bayağı moral verdi bize. Aynen. Ben de ona güveniyorum. İnşallah o aylarda inşallah daha çok şelalelerin birebir yanında olacağız. Sahada olacağız. Kesinlikle sahada ama, olacağız. Ama o aylarda hala bizi virüs terk etmemişse de Özgür hocamdan bunun hesabını sormak da lazım. Soracağız ama çünkü yok. Çünkü öyle bir umut verdi bizi, güvendirdi. Ama yok, motivasyon nedir? Gerçi şöyle bir şey var. Orada da haklı olduğu alanın zaten uzmanı olarak nokta. Yani aşılama çalışmaları belli bir ivmeyle gidiyor. Bağışıklık düzeyi de artıyor. Evet, şu an vaka sayıları yüksek ama bir yandan da dediğim gibi bağışıklık noktasında, hani ben uzmanlık alanım olmayan bir kamalı gözlemim üzerine söylüyorum. Biraz evet, daha ışık var. Yani o anlamda moralimizi bozmayalım. Ben de Özgür hocama katılıyorum. Diliyorum öyle olacak. Evet. Yani. O zaman Mayıs ay Haziran aylarında artık biz de özellikle Ramazan'dan sonra, evet, Ramazan ailelerimize her şelalenin başında bir aile göreceğiz. Bence de oradan ben fotoğraflar bekliyorum zaten, evet, yani. Ben zaten hocam çok sık fotoğraf çeken ve paylaşan birisiyim. O konuda eksiğimiz yoktur. Bazı arkadaşlar şey diyor, olmasın ya hocam diyor ya, keşke orada fotoğraf çekseydik falan. Tamam, çekeceksiniz diyorum. Bundan sonra her şeyi kayıtta dediniz ya demin. Evet. Bunlar hafıza çok önemli. Hakikaten kesinlikle o hafızamızı fotoğraflarla anı yakalayarak kaydetmemiz, evet, gerekiyor. Hocam iyi ki geldiniz.
Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben de yolumuzu çok mutlu oldum. Şimdi bir de sizden bir saatlik bir süre istemiştik, almıştık. Estağfurullah, estağfurullah. Aslında biz sabaha yani, kadar şeylerle konuşabiliriz. Ya konuşunca burada. Aynen öyle. O kadar fazla gündem evet. var ve biz hani yüreği orada için atan insanları söyleyecek o kadar çok evet. şey var ki. Yani yeter ki bir şeyleri hep birlikte nereden geldiğine bakmaksızın daha iyi taşıyalım. Hocam, yani meselemiz bu. Şöyle bir söz isteyebilir miyim sizden? Şimdi ben evet, siyasi ağırlıklı program yapıyoruz ama programın ismi memleket meselesi. Hı-hı. Yani memleketi ilgilendiren bütün konularla ilgili program güzel yapıyoruz. Güzel bir konsept, evet. Fakat siyaset gerçekten yorabiliyor bazen. Hı-hı. Şimdi Hı-hı. siyasilerimizden özür dileriz. Hı-hı. Onlar bizim konuğumuz, onlar değil, konu yoruyor. Yani konuk Hı-hı. değil. Hı-hı. Şimdi yorulduğumuz süreçte siz davet etsek, gelsek böyle bir şelale konuşsak, tamam, bir huzura. Tamam, memnuniyetle şey yaparız. Hangi noktadayız? Ne oldu? Evet, ne yapıyoruz? Aynen, ne yapıyoruz? Öneriler neler? Nasıl geliştirdik? Evet. Yeni destekler var mı? Nerelerde geçti? Aynen. Hem şelaleler şehir ordunun fotoğrafları adı. Artık kendimiz burada yayınlama durumumuz olur. Hı-hı. Yani kendi Hı-hı. fotoğraflarımızı Hı-hı. yayınlama durumumuz olur. Tabii. Bu da bizim elimize bir veri. Kendi arşivimizi yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Ya hatta şöyle hani şimdi mesela süreçle beraber benim de şelalelerin önünde fotoğrafımız falan yani o kadar fazla yok. Bundan yani. Sonra olur bundan hocam. Bundan sonra gündemimiz bu. Evet. Hep beraber şelalelerin başındayız. Şehri orada. evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldık. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Evet. Evet değerli izleyenler, Şelaleler Şehri Ordu'da buluşmak üzere. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla yine bu ekranlarda olmayı umut ediyoruz. Sağlıklı akşamlar, hoşça kalın.